Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım. Örmesi çok kolay, çabuk ilerleyen bir modeli. E, ip olarak böyle krem ve böyle soluk pudra kullanacağım. E, malum Ramazan ayına girdik arkadaşlar. Ramazan ayımız mübarek olsun Rabbim. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Birkaç gündür de düzgün video atmıyordum. Takipçilerim yazdı neden atmıyorsun diye. E Bizim mahrum etme dediler e, eminim sizler de beni çok seviyorsunuz ben de sizi çok seviyorum ayrı kalmak istemiyorum ama biraz e, boşlamak istiyordum her gün e, düzenli video atmam çok isteniyor ben de kolay modeller atmaya çalışacağım inşallah hoş görün ağır modeller e, çok az çalışacağım bu bir ay içinde ibadetlerimizi de yapalım hakkıyla yapmaya çalışalım inşallah Allah'ın izniyle. Evet ip olarak angora ip kullanacağım. E, tığ olarak ise böyle tulip ta, e, tığ kullanmamız lazım arkadaşlar. Çünkü kurtçuk modelini sararak tığ sararak yapıyoruz. Çok çabuk ilerliyor. İki günde şal örebilirsiniz. Şöyle sizinle önce pudra pembeyle çalışalım. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ilk yaptığım zincire başına dolmadan batıyorum bir halka oluşturdum 3 zincir çekiyorum tığıma doladım bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım 2 zincir tığıma doladım aynı yuvaya 1 2 trabzan daha yapıyorum 2 zincir doladım aynı oya yine bir dolayıp iki defa da çektim iki trabzan bu şekilde 2 zincir doladım aynı oya iki trabzan daha yapıyorum 3 zincir çektim Evet ilk sıramız bu şekilde oldu çevirdim tığıma doladım hemen İlk zincir vama iki tane trabzan yapıyorum kenar su taşını iki trabzanlı yapacağım Dilerseniz 3 trabzan da yapabilirsiniz 2 zincir tığma doladım aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum 1 2 5 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 hemen sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir, 1, 2, 3, 4, 5. Tırma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Tırma doladım. Kenar su taşına 2 tırabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 tırabzan yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen karşımdaki 5 zincir çektiğim yuvanın ortasına alttan girerek başına dolamadan batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir 2 3 4 5 tığıma doladım kenar su taşını yapıyorum 2 trabzan 2 zincir aynı oya 2 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum Evet üçüncü sıramızda bu şekilde oldu çevirdim yine kenar su taşını yapıyorum iki trabzan iki zincir aynı yuvaya iki trabzan beş tane zincir çekiyorum iki üç dört beş hemen ilk zincir yuvama başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekiyorum desen yapacağız 1 2 3 zincir çektim tırmam şöyle bakın ilmeğimi geriye doğru aldım 13 defa saracağım 1 2 3 4 5 sıkı sarmıyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 defa sar iyice geriye aldım şimdi buradaki karşımdaki 5 zincirin ortasındaki zincire batıyorum ilmeğimi aldım şöyle tığımla doladım. Bu ilmeklerin içinden geçeceğim. Böyle yavaşça hepsinin içinden geçiyorum. Şöyle boyu bu kadar olsun yeterli. Şöyle bir parmak boyunda. Zincirle kapattım. Bir zincir daha çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Şöyle. Bakın ilmeğimi iyice geri aldım. 13 defa sarıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle iyice geride böyle tutuyorum. Ee, daralmasın diye tutuyorum. Aynı yuvaya batıyorum. ilmeğimi aldım. Doladım. Bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Böyle yavaşça yukarıya doğru çıktım. Ve boyutu yeterli. Şöyle ilmeğimi al bilmey içinden geçtim. Bir zincirle sıkılıyorum. Şuradan. Bir zincir çektim. 2 zincir daha çekiyorum. 1 2. Yani 3 zincir çekmiş oldum baştaki gibi. Hemen karşındaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 2 tırabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum Evet bu sıramız da bu şekilde ilerledi desenim artık iki sıradan oluşacak arkadaşlar bu birinci sıramızda bir de tersinde şöyle kenar su taşını yapayım 2 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sıradaki zincir yuvama başına dolamadan batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki bakın bu yuvaya desenden önceki zincir yuvasına 3 zincir çektiğim yere başına dolamadan batıyorum. 5 zincir 2 3 4 5. Sıradaki bakın desenimin öbür tarafındaki 3 zincir yuvasına alttan girerek başına dolamadan battığım 5 zincir sıradaki zincir yuvama batıyorum Evet en son buraya başına dolamadan batmıştım şimdi 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tırma doladım kenar su taşını yapıyorum 2 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum 3 zincir. Dönüşlerde 3 zincir çekiyoruz. Evet, ters sırası da bu şekilde. Sadece 5 zincir çekip başına dolmadan batıyoruz. Bakın 2 3 4 5 tane yuva oluştu. Çevirdim. Şimdi yine desen sırasındayız. 3 zincirden sonra 2 tırabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 tırabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Evet şimdi desenime bakın. 2 desen olacak. İlki buraya. ikinci buraya olacak. Evet. Kenardan sonra kenar 5 zincirinden sonra 3 zincir çekiyorum. Tırma yine 13 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Genişçe dolayalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle iyice geriye alalım. Böyle tutuyorum. Daralmasın diye. Sıradaki 5 zincir yuvasını tam ortasındaki zincire batıyorum. İlmeğimi aldım, doladım. Şöyle bütün ilmeklerin içinden yavaşça yukarıya çıkıyorum. Şöyle çevre çevre çıkabilirsiniz. Tığımız boyutu yeterli. Şöyle ilmeği içinden geçtim bir zincir aynı işlemi tekrarlıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şöyle iyice geriye aldım genişlettim ve aynı zincire batıyorum ilmeği aldım doladım bütün ilmeklerin içinden yukarıya doğru çıkıyorum ve ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 Sıradaki zincir yuvasını desen üzerindeki zincir yuvasının ortasına alttan girerek başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tığıma yine 13. defa doluyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genişçe dolayalım. Şöyle tutuyorum. Daralmasın diye ucu alıyorum. Biraz bu şekilde karşındaki yuvanın ortasındaki 3. zincire batıyorum. İniye aldım. Doladım. Bütün ilmeklerin içinden yukarıya doğru çıkıyorum. Ve ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Yine kurtçuk yapıyoruz. 13 defa sardım. Tutuyorum. Aynı yuvaya tekrar girip ilmeği aldım. doladığım Bütün ilmeklerin içinden yukarıya çıkıyorum. Kapattım. 1-2-3 zincir. Sırdaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir doladım kenar su taşını yapıyorum. Şöyle hızlıca yapayım. 2 zincir, pardon, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Trabzanların boyunu uzun tutuyorum, kısa tutmuyorum. Evet, ikinci desen sıramı tamamlamış oldum. Bu şekilde. 3 zincir çevirdim yine göstermek istiyorum ben 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan tersinde 5 zincir çekip her yuvanın ortasına başına dolmadan batıyorum 5 zincir her zincir yuvasına bu şekilde başına dolmadan batıyorum 5 zincir şöyle bakın desenin sol tarafındaki zincir yuvasına batıyorum 5 zincir şöyle diğer desenin sağ tarafındaki yuvaya batıyorum 5 zincir 2 3 4 5 sıradaki yuvaya 5 zincir son yuvamı battım 5 zincir kenar su taşımı yapıyorum 2 zincir 2 trabzan 3 zincir çekiyorum çevirdim Evet bu sırada bu şekilde oluştu 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir tepeci desenimiz bu sırada 5 zincir çekip buraya batacağız ilk desenimizi buraya ikinci desenimizi ikisinin ortasına üçüncü deseni de buraya yapacağız şöyle başlangıcını göstereyim 2 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan hızlı yapıyorum burayı anladığınız için 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 hemen ilk yuvaya alttan girerek başına dolamadan batıyorum ve 3 zincir çekiyorum desen yaparken 5 zincir, çeki. zincir çekip başına dolmadan batın sonra 3 zincir çekip kurçuk deseni yapıyoruz şöyle genişletip karşında 5 zincir var ortasına batıyorum ilmeği aldım doladığım bütün ilmeklerin içinden yukarıya doğru çıkıyorum burası biraz dar olmuş yaptıkça eliniz alışır daha kolay yaparsınız şöyle bir zincir yine 13 sardım Aynı yuvaya giriyorum. imi aldım, doladım. Bütün ilmeklerin içinden yukarıya doğru çıktım ve kapattım. 3 zincir. Sıradaki yuvaya başına dolmadan batıyorum. 3 zincir çekip yine sıradaki yuvaya kurçuk yapacağım. Evet ben bu sırayı tamamlayayım. Eminim anladınız. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel oldu böyle bir sırada da 5 tane desen olacak zincir tersinden zincir yuvası yapacaksınız bir sonraki desenimde 5 tane olacak şöyle bu renk çok yakıştı çok beğendim şöyle kremle yaptığımı da göstereyim size şöyle gördüğünüz gibi kremle de güzel oldu ama pembeli daha bir güzel oldu sanki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar sizce hangisi güzel oldu böyle son olarak da ne yaparsınız şöyle bu uçtan bu uca kadar bir metre olana kadar örün omuzunuza atın sizin boyutunuza yeterliyse tamamdır ama daha küçük görünüyorsa daha fazla örebilirsiniz son olarak da burada tersinden ördükten sonra bir sıra sık iğne pipirikli sık iğne gidebilirsiniz ense kısmı için şöyle açılımı güzel gayet normal tam şal boyutunda oluyor hiç tereddüt etmeden örebilirsiniz Yanına da püskül yapabilirsiniz. Püskül çok yakışır arkadaşlar. Şöyle harika olur. Tomurcuk da yapabilirsiniz. Size kalmış. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.